Dostlar selamlar. Merakla beklediğiniz, ilgiyle takip ettiğiniz FM serisinin 2003 kariyerine hepiniz hoş geldiniz. FM 20'den beri beni yalnız bırakmadınız. FM 23'te yine sizlerle birlikteyiz. Yine Fenerbahçe'de bizi nasıl maceralar yakalayacak, neler göreceğiz hep beraber tanıklık edeceğiz. Bu sefer her zaman yapmak istediğim şeyi yaptım. Bir Discord kanalı açtım. Bu Discord kanalının linkini de yoruma sabitliyorum. Bize katılıp Discord linkinden daha iç içe olabiliriz, daha transfer tartışabileceğimiz, FM tartışabileceğimiz bir ortamda artık sizlerle beraberiz. Peki bu kariyerde bizi neler bekliyor? Kimler gelecek? Kimler gidecek? Fenerbahçe kadrosunu nasıl yapacağız? Gelin yeni maceramıza hep beraber ortak olun. Hepiniz FM 23 yolculuğunda hikayemize hoş geldiniz. Evet... Aşk Sezer 2 yıllığına 726 bin euro yıllık maaş alacağı sözleşme imza attı. İyi para alıyorum ha. Jorge Jesus hocam kovuldu. Ona üzgünüm. Mario Branco futbol direktörü. Joao de Deus. Jesus hocamın yardımcısı. Benim yardımcım oldu. Kadro bildiğimiz gibi. Kadro değerlendirme içeriği üretmiştik hatırlarsanız. Orada kadroyu az çok biliyoruz. Onu da yukarılara bir yerlere koyarım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Maaş bütçesi aşılmasın. Prestij korunsun. İtibarı arttırılsın. 5 yıllık planda Champions League'de dişli ve rekabetçi bir ekip. İtibarın arttırılması öncelikli gözüküyor. Şampiyon olmak zorunlu. Galatasaray'ın üzerinde bitirmek zorunlu. Beşiktaş ve Trabzon'un üzerinde bitirmek de ezeli rekabetle çok önemli olarak işaretlenmiş. Güzel. Onaylayabiliriz. Hemen kaydımızı da yapalım. Oyunda nasıl yenilikler var ben de merakla bekliyorum. Taraftar profilinin %37'si standart, %27'si başarı odaklı, beyaz yaka %2, %10 fanatik, bunu biraz arttıracağız. Taraftarın yönetimin üstündeki etkisi çok yüksek. Sosyal medyada 941 bin takipçi, 1 milyon oluruz bu sezonki başarılarla. 35 bin taraftar, kombine almak için sırada bekleyen de 47 bin taraftar var. Güzel. Mevcut kulüp hedeflerini kabul ederim. Onda sıkıntı yok. Taktiği belirlerim zaten. Kadroda en fazla 17 yabancı. Maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulunabiliyor. Milli takımın ana kadrosunda veya U21 seviyesinde en az 3 kez forma giymiş olan 21 yaş üstü en fazla 14 yabancı oyuncu bulunabilir. Kadroda 25 yaş üstü en fazla 13 yabancı oyuncu bulunabilir. Bakıyorum. Güzel. 21 yaş altı kuralı nasıl yansıtılacak oyuna, onu da merak ediyorum. Nasıl halledeceğiz, bakacağız ona da. Çünkü göndermek istediğim oyuncular var. Kadro yapısına uyan uymayan oyuncular var. Onlara bir el atacağım. Mesela İrfan Can'ın hayatta ben şey sözleşmesini kullanmam. 4.9 hayatta kullanmam. Altay'ın da sözleşmesi bitecek. O yüzden Altay'la hemen sözleşme yenilemek oyunun ilk hareketlerinden biri olması lazım. Sözleşme temsilcisiyle mi önce görüşmemiz gerekiyormuş? Bakalım. Maaşlı talebi bayağı artıyor Altay'ın. Yani maaş bütçesini Altay'a basacağız gibi bir şey oluyor. Hiç hoş değil o. Maaş çok fazla. Tamam, maaşını bir tık daha indirdi. Altay'ı tutmak istiyorum takımda çünkü. Altay şu an 1.62 alıyor. Sözleşme görüşmelerine başlayalım. Defans oyuncusu istiyor. Mantıklı. Maaş 2.89. Sadakat primi. Zaten satmayacağım için sorun yok. Yabancı kulüpler için kaldır ve pazarlıktan çıkartıyorum onu. Öyle bir şey yok. 1 milyon euro da zam yapıyorum şöyle. 3 yıllık yeni sözleşme öneriyorum. 3.32'ye çıktı. Abi yavaş. 32'den hiç değinmiyor. Müthiş yani. Şampiyonluk primini arttırayım biraz senin. Sadakat bonusunu arttırıyorum. 3 ile de bitirelim. 3.31'den gram aşağı inmedi ya. Şunu 200 yapıp 3.17'den anlaşalım seninle. Altay'la sözleşme uzatmazsak çünkü uçup gider. Bir de yerli kaleci yok piyasada. Altay'ın o yüzden muhakkak kalması lazım. Mali durum çok çok iyi değil biliyorum ama en azından transfer bütçem var. Satılık oyunculardan da kimleri gönderebileceğimi hızlı hızlı karar vermem lazım. Mesela Osman Çetin'i
Hemen kulüpler önerelim kiralık olarak. Birinci kaleci olarak oynatabilecek kulüplere hemen öneriyorum. Gustavo Henrique kalacak. Serdar Aziz kalacak. Lemos'u hemen satılık listesinden. Piyasa değeri 850 ise 850'den kulüplere hemen öneriyorum. Salah'ı Perez kalacak. O sayı benle. Nazım sakatlığı sebebiyle benle 5-6 ay burada kalacak. Nazım o sırada U19'a gönderebilirim. En azından burada olmayacak bir süre. Çağatay kuru kalıbı. Bence kulüpleri önerebilirim. O da bir kiralık gidebilir. Bu oyuncular oynayarak gelişecek çünkü. İlk 11 oyuncusu olarak gitsin o da. Alioski kalır. Arıyor. Zayt'sı izliyorlar. Zayt'sın orta sahada inanılmaz bir şey olacak. Rekabet olacak. Zayt'sı ben gönderip para yapabilirim ve yabancı şeyinden de çıkabilirim. Yabancı kontenjanı da rahatlatabilirim. İrfan Can'ı izleniyordu. Hayatta satmam İrfan Can'ı. Onu unutsunlar. Mert Hakan zaten benimle. İsmail ben zaman zaman süre bulacağını düşünüyorum. Crespo, Lincoln, Bruma'yı 1-7, 1-1, 23 tarihleri arasında herhangi bir kulüpte futbol oynayamaz. Şu an ocağa kadar oynatamayacağız Bruma'yı. Oyunun yeni sortos.net'ten güncellemeyi indirdim. O yüzden mi böyle acaba bu ya? Yani normalde kadroya yazdırabilmem lazım çünkü mantıken. Emre Mor, Pelkas zaten kiralık. Rossi izleyen var. İsteyen de var. Rossi'yi de yollayabilirim ben. Maaşı çünkü 2 milyon. Eğer veren varsa bu maaşları onun yerine de oyuncu rahatça bulabilirim. Onun dışında Valencia'da sözleşmesi bitecek. 3 milyondan Valencia ile bir sene daha en azından gitmek isterim. Bakalım bir onda indirebilecek miyim? Onu çok indiremedim. Ona bir yıllık daha atabilir miyim? Onun peşindeyim. 2 yıl daha aynen 24'te bitecek şekilde. Sezonluk gol primini de ayarlasın. Bence okey. Onun maaşını bir tık daha düşürmüş oluyorum böylece. 2.65'ten Valencia ile uzatıyorum. Şurada filtreden kulüpte olmayanları bir çıkartayım. Kirada veya denemede olanlar bir çıksın. Elimizde hangi oyuncular kalıyor onu bir bilelim. Ona göre daha rahat hareket edebiliriz. Bizdeki kiralıklar da çıktı ama. Kulüpte değil olarak yapalım onu. Şöyle. Taktikte zaten dikey tiki taka oynuyorduk hatırlarsınız. Bu taktiği biraz kendimize çeviriyorduk. Şu an kadrodaki oyunculara baktığımda Altay libero kaleci oynar. Kaleci tercihim olur. Luan Perez Gustavo Henrique'yi oynatıyor. Atilla Salah'ı oynatmıyor mesela. Bu değişik karar. Luan çok iyi stoper. Pasör stoper rolünde çok iyi oynuyor. Ama ben de Atilla Salah'cıyım orada. Yani çift pasörle oynayabilirim. Gustavo Henrique'den ziyade tercihim Atilla Salah'ı olur. İki tane sol stoperle oynamak olur. İkisi de pasörse bence iş yaparlar. Solda Alioski de oynayabilir. Ferdi de oynayabilir. Alioski oynarsa kanat bek hücum oynuyormuş. Kişiselleştirelim. Kanat bek hücum yapalım. Osayi inanılmaz bir sağ bek. Piyasada da rahatça satabileceğim bir sağ bek bence. Onu da kanat bek hücumu kişiselleştiriyorum. Ferdi'yi merkeze çekmiş mesela. Yani merkeze şöyle Dinamo gibi bir adam alabilirim satışlara göre. Ona giden oyuncular karar verecek. Yani Rossi ve Zayt'sı satıp bir forvet hamlesi düşünüyorum bakalım. Ya bir forvete ihtiyacı var. Batshuayi'nin bitiriciliği çok düşük. Orada elimde kafamda da hamleler yapmak istiyorum. İstediğim oyuncu tiplemelerine de bakacağım. King güvendiğim oyunculardan biri. Ters ayaklı kanat defans olarak oynayabiliyor. Kanat forvet hücum olarak oynayabiliyor. Ben kanat forvet hücumu tercih ederim. Onda. İrfan Can yine kanat forvet defans oynar. Ters ayaklı kanat oynar. Ofansif oyun kurucu oynar. Bak bunların hepsinde
Ters ayaklı kanat destekte oynar. Lincoln ofansif orta saha oynar. Ofansif oyun kurucu oynar. Güzel. Ki Arda'yı şu an burada görmüyorum. 19 yaş altından Arda'yı da çekeceğim. Arda da potansiyeliyle net bir şekilde A takıma gelmesi gerekiyor. As takım kadrosuna gönder Arda'yı. Burada İshak'tan çok ümitliyim. İshak'ın profili iyi bir profil. O yüzden takımda kalsın, bir U19'a oynasın. Yusuf yine aynı. Yusuf'ta da iyi yetenek var. Thiago Çukur zaten kiralık. Onda ne yapacağına bakacağız. Şu kadroya baktığımda Crespo'nun yanında Arao'yu oynatabilirim. Ferdi'yi oynatabilirim. Crespo daha savaşçı orta saha. Tam. Savaşçı orta saha. Ferdi Mezzala mı, yoksa daha orada Arao'yu da oynatabilirim. Arao da Dinamo'yu oynar orada. İkisi şuradan geçilmez ikili olurlar. Ya, yerli de sıkıntılarım var mı? Var. Altay, İrfan Can mesela, üçüncü yerliyi yazamıyorum. Alioski yerine Ferdi'yi yazmam gerekir. O yüzden yerli de mutlaka bir katkı olması gerekiyor bence. Gözlemciliğe de bakalım. Şunları atlayalım. Mesela Enes Ünal satılık listesinde. Enes'in bitiriciliği iyi. Kadroya da katılabilir. Gayet işte yapar. Oyuncuyu gözleyeyim. Ve bonservis bedelini de sorayım. Şu an satılık listesinde olanlara bakayım. Transfer durumu. Listede olanlarda kimler ön plana çıkıyor bakalım. Genel bakış olarak bakıyorum şöyle. Defans oyunculardan Westergaard var. Satılıklarda. Westergaard da iyi pasör, stoper yalnız. Ne kadar mal olur bilmiyorum bize de. 10.75'ten satılığa koymuşlar. Biz de rahat oynar. Bir oyuncu gözlemleyelim. Ayoza Perez bizde olmaz. Aslında o da iyi de bitiriciliği falan da iyi. Ancak kiralanır onlar. 18-25'ten satılık o da. Şu an boştaki oyunculara da bakmak istiyorum. Mesela Gulan boşta. El Graffa istiyormuş. Gerçi onu ne kadar para isterler bilmiyorum. Arias'ın da boşta olması lazım şu an. Santiago Arias. Sağda o da, o sahile çok güzel alternatif olabilir. İyi oyuncudur Arias. Mateo Musacchio da şu an serbest. Arjantinli oyuncu. Ona da bakalım kimler izliyor. Ona da bütün Arabistan talip olmuş yine. Onu da bir gözleyelim. O da iyi oyuncu. Hepimizin merak ettiği oyunculardan biri. Serdar Azmun şu an çok iyi para alıyor ya. Bunu Fenerbahçeli ile tanıyoruz artık Dünya Kupası'nda. Bayer Leverkusen'de işi zor onun da. Patrick Schick var. Olozek var. İyi takım. Ama Azmun'u oynatırlar mı bilmiyorum. Belki bir kiralık hamlesi gelir gelecekte. Bir gözüm onda olacak. Şu forvet işini bir çözmemiz lazım. Yani Livaya gibi bir topçu lazım. Gönül ister Mitrovic alalım tabii de. Livaya'yı mesela ne kadara bırakırlar? Hem kanat forvet oynayabiliyor. 10 numara forvet oynayabiliyor. Bitiriciliği çok iyi. Yani daha çok bu sistemde yaratıcı forvetler iş yapıyor. Bir bonservis bedelini soralım. Daha temsilcisi de bir detayları görüşeyim ister mi? Oyuncun kulübünüze görüşmeyi istemiyor diyor. Livaya havaya Livaya olmayacak. Başka bir Hırvat'a gidelim. Ante Budimir ister mi acaba? Ante Budimir de şey Mitro türevi topçulardan. Bitiriciliği var, kafa vuruşu var. İlk kontrol zayıf. Daha fizik gücü yüksek bir oyuncu. Onunla bir temsilci detaylarını konuşsak. Soru işaretleri varmış. Maaş talebi de öyle. Bakalım bir Budimir'i de bir göndermiş olalım. Şu an hangi oyuncular boşta ona da bakmak istiyorum. Sözleşme durumu sona ermişti. Hangi oyuncular var? Özellikle Musa Dembele emekli oluyormuş gerçi. Pek boş denemez. Mpoku var. Arias'a baktık. Aa, merhaba. Eski dostum. Max Kruse de boşta. Bournemouth ve Brighton ilgileniyormuş. Max Kruse ne kadar şey istiyor acaba ya? Temsilcisine bir sorayım. Az da olsa sıcak bakıyormuş. Şuna bak. Hayır, hala da iyi durumda. Ve takımdaki bitiricilik bakımından birçok oyuncudan daha iyi durumda Max Kruse şu an. Ya gelsin bir sene oynasın desek bir sene oynar Max Kruse bizde. Adriano hala sağ mıymış ya?
Yaşlar maşallah acayip ilerlemiş buralarda. Danny Rose hala. Adam kariyeri bitti ya. Çok iyi oyuncuydu ama toplayamadı. Bakıyorum boştakilerden. Bak Tyler iyi topçudur. Savaşçı orta saha. Mesela Zayas'ı satarsak bedava onun boşluğunu Tyler'le doldurabiliriz. Yıllık maaş talebi de düşük. Aklımızda kalsın Tyler ya. Porto'da ilgileniyormuş. Zayas'ı biz muhtemelen yollarız. Tyler de Savaşçı da çok güzel Crespo'nun alternatifi olur bak. Daha da 30 yaşında. 1.27 Süper Lig şampiyonu primini sana 150 yapıyorum. Temsilci komisyonu da bir tık arttırıyorum. Şartları öneriyorum. Ben Zayas'ı satıp Taider'e girme konusunda olumluyum ya. Keşke Mangala'da mesela. Mangala'da iyi stoper normalde de. Sakatlık sorunu olan stoper. Oyuna da illa yansımıştır bu iş. Edgar'ye de düşmüş. O da Türkiye Ligi tecrübeli. Zaman bekte oynayabilen stoper. Aslında iyi stoper Edgar'ye de. İşte yabancı kontenjan hep önünü tıkıyor oraların. Yedek kaleci olarak da Lino'ya bakacağım. Lino serbest oyunda. Wolfsburg'dan serbest bırakılmıştı. U18 seviyesinde milli olmuş. Bizim yabancı kuralına takılıyor mu takılmıyor mu ona bakacağım. Zayas'a teklifler yapılmış. Crystal Palace ve Brighton 5-25 vermişler. O ikisininkini. Kabul ediyorum. Böyle bir şey yok. 5-25'i verirsen. İstemiyorsa Sampdoria eyvallah. Torino'ya da bakalım. 5-25 şartları öner. 4-7'yi verme. Brighton veya Crystal Palace'a doğru Zayas yol alır. Diego Rossi'ye 6.5 Hoffenheim vermiş. Güzel. Teklifi. Kabul ediyorum. Rossi'yi de şu an 6'ya aldık. 6.5'a satıyoruz. Güzel. Zararsız. Hallediyoruz Rossi işini de. Bir toplantıya katılalım. İkinci kaptanlık Pedro. İyi. Antrenör ekibi açığı varmış. Performans analisti. Cüneyt Bey'i de performans analisti alalım bakalım. Yok performans analistini işte başkasını aldık. Sonrakine geçiyorum. Antrenör gelişim sorumlusu. Bu vatandaşı da antrenör gelişim sorumlusu yapalım. Kiralık oyuncu sorumlusunu da Cafer'e atadık. Random bu adamları atıyoruz. Tamam. Spor bilimcisini falan seçeriz. Nogomez. Aa, olaya bak. Altyapı sorumlusu. Gençlerle çalışma. Gelsin altyapıyı verelim Nogomez'e ya. Böyle bir maaş veremeyiz zaman ona ya. Nuno. Baksana. Süper Lig şampiyonluk primi vereyim. Zaten şampiyon oluruz. Bunun da ötesi olmaz. 49 verdim. Nuno'yu da altyapı sorumlusu yapalım. Murat Öztürk nasıl kaleci antrenörlüğünde? İyidir. Murat Öztürk zaten eski Fenerbahçe kaleci antrenörü. Onu da ekibe kazandıralım. Murat Gönen o kadar iyi değil. Toplantıyı bitiriyorum. Şöyle teknik ekipte hazırlanmış olsun. Taydere biz teklifi yaptık. Diğerleri daha teklif yapmamış. Umarım biz aradan çeker alırız Taydere'i. Disiplin yönetmeliğini bence seçimi Destus'a bırak diyorum. Onaylıyorum. 3 oyuncuya hiçbir teklif yok. Lemos bunların başında geliyor tabii ki. Valla işimiz var Lemos'la ya. Lemos'u biraz zor yollarız. Getafe satılıktı bu adam. Şimdi 10-25 ne istiyor? En üstünden satılık değil mi? 5-25 istiyorsun milletten bize gelince mi? Temsilciyle kulüp olan ilgiyi konuşalım. Tamam. İşte 3 taksitte 5-25. İşte böyle bitirelim. Şurayı şöyle yapalım. Sonraki satıştan kârı düşünme. Bu ne bir de bunu ekliyorsun ya. 6.5'a çıkıyor değeri olmaz. Onun yerine yeni teklif yaparım. Kendimizi takıma tanıtalım. Teknik heyetin daha iyi olması yönünde adımlar atacağım diyorum. İrfan Can bir tek üzgünmüş. Üzülebilir. Zaten yedek kaleciye pek bir şans gelmeyecektir. Şampiyon olabilecek kalitedeyiz. 6 ayda ligde şampiyon olabiliriz diyor. Yumruğu sıkıyorum. Ben de böyle bir cevap duymak istiyordum. Harika diyorum. Güzel. Takım iyi.
Moraller de yerinde. Toplantıyı da bitirdim. Crespo 2-3 hafta yok. Şu Enes Ünal'a tekrar bir teklif yapalım. 2,5 böyle. 2,5 böyle. Hatta şöyle 2 verelim. 3-2'yi de böyle verelim. 5-2'ye. Sonraki satıştan elde edilen kârı illa koyacak oraya. Ya belirli sayıda maça çıkmayı koyuyor ya. Basına tanıtalım o sırada. Layık görülmek. Büyük onur göreve. Çocukluğumdan beri tuttuğu takım. Yeterli bütçemiz var mı? Kimseye yardımcı olacağını düşünmüyorum. Genç menajerin ne zorluklarla çekeceğini düşünüyorsunuz da. Yaşımın sorun olması mümkün ama bunu fazla dert etmezler mi? Yaşın çok da önemli olmadığını düşünüyorum diyorum. Defansif zihniyetli bir hoca olduğumu söylendi. Çok yönlü bir takım yaratmak için buradayım diyorum. Revizyona gitmeyi düşünüyor musunuz? Nerelere ulaşabileceğimizi çok iyi biliyorum diyorum. Herkes bir hal neşeli. En üst noktaya çıkacağız. Lincoln gibi oyuncular önemli. 6 ay devam edecek. Yorum yok. Üzete devam et. Güzel. Basın toplantısından da tertemiz çıktık. Şu Enes Ünal'ı bir alabilsek. Şunu artık ver ya. Ya yine koyuyor. Belli maça çıktıktan sonra ödemeyi şöyle yapıp pazarlıktan çıkar diyorum. Yok illa. Ona 10 gol attıktan sonra ödeme istiyor bu sefer de. Kırmış kafayı. Hajduk Levy için teklifimi reddetti. Gözlemcilik merkezinde peki Türklerden kime gidebilirim? Başka onu düşünüyorum bir yandan da. Kaan Ayhan da izleniyor. Kaan Ayhan için ne kadar isterler mesela? Bonservis bedelini bir sorayım onun. Caner Erkin'i Galatasaray istiyor. Fatih'i Galatasaray istiyor. Galatasaray da yerli arıyor şu an piyasada. Onlar da muhtemelen benim gibi şu an dadandılar. Mesela keşke Emre Tezgel'i alabilsek. İnanılmaz bir wonderkid. Ama baksana şimdiden 12-14.5'a bulmuş. Tam benim takımın forveti bu da. Alamayız, çözemeyiz. Gurbetçilere bir dadanmak istiyorum da. Yok, daha aşağısı zaten çok zor. Stopere en azından bir tane çekebilirsek farklılaşır da. Yerliye dönmemiz lazım bir yerde. 3-2 şöyle yapsak. Yine koyacak illa bunu. Şöyle. 5-3'e sanki geliyor gibi Enes. Enes Ünal için teklif kabul edildi. Şöyle bir masaya oturalım bakalım Enes'le. Bonusu iyi. 10 gol bonusu. Süper Lig şampiyonluk bonusu iyi. Seni temsilci komisyonda bozmayacak şekilde şampiyonluk bonusunu daha fazla arttırıyorum. Şunu da 15 gol yapıyorum. Bence okey. Budimir için 15 istiyorlar. Yuh. Budimir için 15 çok fazla. Öncelikle onu söyleyeyim. Budimir'in max edeceği böyle 6 falan. Biraz inin bakalım aynen böyle. 3,5, 6, 6. 10'a falan iniyorlar. Güzel. Şöyle versek. 50 maça çıktıktan sonra ödemeyi unutun. Budimir konusunda. 9 çok fazla Budimir'e ya. Ya 50 maça çıkmaz Budimir bizde. 50 maça çıkmadan satarız muhtemelen de. Lig maçına çıktıktan sonra bir de. Gerçi 2 sezon çıksa yetiyor. Budimir'i 2 sezon oynatabiliriz biz. Budimir'de daha pazarlık sürer bende. Ya çünkü Mitrovic'e yakın profil. Alexander Mitrovic almayı çok isterdim. Ama artık o iş işten geçti. Benzer oyuncuları bulayım mesela bak. Aynı yaşlarda artık bulmak çok zor ya. Rafa Mir'i gösteriyor. Rafa Mir de nerelere ulaştı bedeli. Onu da çok zor. Transfer olmaya sıcak bakacak oyunculara bakıyorum. Ha Terot de satılık da. Bu da inanılmaz oyuncudur bu arada. Yaşı biraz ileri olmasa gözüm kapalı alırım. Jean-Pierre Samed'e aslında benzer oyuncu da. Oyuncuyu bir gözleyelim bakalım. Artem Zuba boşta. O da Amerikan kulüpleri ilgilenmeye başlamış. Aslında Beto ya. Asıl oranın şeyi. 2 ay sakat.
Baksana Beto'ya. Yani sakatlığına rağmen alınacak risklerden biri aslında. Temsilcisiyle görüşsek ne der? Kulübüne istemiyor. Onu ama bir şeyde tutalım. Takip listesinde tutmakta fayda var Beto'yu. Budimir de zaten buradaymış bu arada. Biliyor gibi gitmişim Budimir'i. Kendi mitromuzu arıyoruz şu an. Bedeller falan çok uçuk ya. Bakıyorum. Borja Iglesias da öyle baksana. O da kapı gibi forvetten. O da gelmez. Acilen Fenerbahçe'nin itibarını yükseltmemiz lazım. Oyuncu bulamıyoruz şu an. Bastos da yeni gitmiş Utrecht'e. O da olmaz. Edin Dzeko gel bir sezon oyna diyeceğim. Bu bedel ne ya? Bu bedeli kim oynatacak seni? Ronaldo boşta asıl. Bakalım fırsatlar illa çıkacaktır. Yanıtlayalım. Lemos'la alakalı pek yorum yapmak istemiyorum. Lemos'la bu sorun hakkında konuşalım. Onu ikna etmeye çalışmayacağım. Zaten sözleşmesi sezon sonu bitiyor galiba ya. Yani şeyi de konuşabilirim. Karşılıklı feshetsem ne kadara patlar ona da bakalım Lemos'la. Tabii ister mi istemiyor. Kulüpleri önerelim. Yine Lemos'u. 500'den öneriyorum. Lemos'a teklif yine yok. Enes Ünal'a teklifler yapılmış. Brentford ve Almeyra. Bakalım. El Cezire'de Taylor'a teklif yapmış. Otomatik seçimle gidelim. Hazırlık kampına. Hazırlık maçlarında takımı yardımcı hoca yönetsin istiyorum. Burada sorumluluklardan hazırlık maçlarına takımın başına geçeri Deus'u yapabilirsiniz. Deus'a da güveniyorum. Seviyoruz kendisini. Sassuolo 6.75 istiyor Kaan Ayhan için. Kaan da düşüyor okeydir ya. Şöyle bir pazarlığa girişelim. Şöyle bir girişelim. 2'den. Şunu biri verip 2.5'a akıyor olurlar sanki gibi ya. Şu milli maçı kaldıralım. Şuna sanki okey olurlar gibi. Hatta şöyle 2-8'e 2-8 olmadı. Milli maça çıktıktan sonra 20 maça çıktıktan sonra 500'ü veririm ya. Şöyle bir teklif yapalım bakalım. Getafe kabul etmiş. Tahir Karapınar'ı kovmazsak olmaz diyor. Tahir hocam kusura bakma. Yani bu istatistiklerle sen mi Nogomez mi? Nogomez ya. Nogomez'e baksana. Benfica'nın altyapı sorumlusunu tercih ederim yani. O yüzden Tahir hocam affet beni. Kruse'ye bak sinyal çakıyor bana. Şu teknik heyettekiler de gelmeye başladı. Altay'la sözleşmeyi uzattık. Ener Valencia'yı önerdik. Pelkas kirada. Bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyormuş. Pelkas'ın da. Lemos'u zaten satacağız. Zayt'sı da yollamayı planlıyoruz. Roland Salah'ı önermişler. Salah her tarafta oynar. İyi de oynar. Leicester istiyor onu da. İyi oyuncu da bana ne kadar patlayacak? Piyasa değeri de iyi. Yıllık maaşı da iyi. Bence burada değil daha çok Salah'a şeyde bakmak lazım bu raporda. Fancy orta sağ sol olarak bakmak lazım. Orada da Lincoln'dan biraz daha iyi. En iyisi oluyor yine. Orta saha sağda olmuyor. Ya bir bonservisini sorabiliriz ya. Kaan Ayhan pazarlığı sürüyor. 3-8'e çıkmış. Olmaz. Burayı abartmışlar. Şöyle 1.5 1.3 hatta 1. Şöyle 1.5 1.5 3'e ver sen bize Kaan Ayhan'ı. 3.1'e ver bak. Bedelini arttırıyor. Böyle bir şey yok. Torino Zaysa teklif yapmış. Yok böyle bir pazarlığa girişmem. 3.3 teklif etmişler bu arada Kaan'a. Bir yandan Espanyol da peşinde. Valencia 2 yıllık uzattı. Güzel. Bedeli de düştü. Maaş bütçesinden de yeri şimdi Altay'la uzatınca orası şişti tabii. Transfer toplantısına bakalım. Rossi'yi satıyoruz. 6.5 kemiksiz. Güzel. Rossi ile de son bir defa görüşelim. İyi hizmet verdin deyip teşekkür edelim Rossi'ye. İyi Rossi'yi yolladık. Güzel. 6'yı alıp 6.5'a sattık. Tertemiz. Kaan Ayhan için görüşme istekliler.
Kemiksiz 4'e verin Kaan'ı. Bu işi bitirelim. Kaan'ı da istiyorum çünkü. Görüşmelere başlıyorum. 4 yıllık şampiyonluk priminde daha fazla yapıyorum hatta. 70 olsun, bana kalsa 5 yıllık da olur. Kaan'la 5 yıllık bir sözleşme imzalayalım. Bir daha da 32'sine kadar rahatça oynasın. Gerektiğinde sağ bek de oynatırım, ön libero da oynatırım. Kaan lazım bu takıma. Salah için 12 istiyorlar. Roland Salah için. Roland Salah'tan daha iyisini bulurum ben. Ben her şeyi en UEFA Champions League'de grup etabına da katılmaya koyuyorum buraya. Bütçeyi de ona göre ver bana. Ben hallederim oraları başkanım. Zayt transferi çalışma izni yüzünden ertelenmiş. 6 ay sözleşme uzatmış. Güzel. 6 ay da bizimle kalacak. Enes Ünal iyi durumda. Vestergaard şu an gelse yine ikinci stoper oluyor. Bu da satılık. Satılık da 10.75'ten satılık. Eğer stoperlerden birine teklif gelirse Vestergaard'a gidebiliriz. Gullam şu an solda. Perez, Alioski onlardan sonra iniyor, oyuncu oluyor. Maaşı da şu an tahmin yok. Arias gelse en iyi sağ bek oluyor. Teklifi de zaten Everton, Porto falan, Chelsea'de yapmış adama teklifi. Arias bize çok kolay düşmez. Musakio şu an gelse en iyi stoper oluyor. Maaşı çok yüksek ama. El Grafa yapmış zaten teklifi. Şöyle bir detayları konuşsak. Maaş talebine baksana, 5.54 istiyor ya. Olacak iş var, olmayacak iş var. Serdar Azmun keşke gelse. Yine iyi forvetimiz oluyor. Livaya da aynı. Takip listesine koyayım da. Budimir de şu an Pedro ile beraber en iyi forvetim oluyor. Mido'yu önermişler. Mido hangi takımda oynuyor ya? Norveç'te. Yani yabancı oyuncu bulabilsem zaten, şeyim olsa farklı oyunculardan yana kullanacağım. 7. sırada bir oyuncu için kullanmam onu. Kornerleri de seçiyorum. Serbest vuruşlar. Lemos ne ya? Lemos'u at şuradan. Taşları da şu şekilde ayarladım. Miyazaki da Brighton'a gidiyor. 5.25'e de onu satıyorum. Zeiss'la da son defa konuşalım. Güzel. Zeiss'ı da sattık. Bütçe 28'i buldu. Maaşımız var. Transfer bütçemiz var. Tayder'i kaptırdık. 2.41'de gitmiş Tayder. Yolu açık olsun. Şu an çok çok önemli değil. Taraftar güvensin bana. Şimdi ortaya bir oyuncu alabilirim. Crespo'nun yanına bir tane canavar alabilirim. Budimir'i istiyorum. Budimir'e de bakacağım. Bir tane de kanat alsam çözülür. Kaan Ayhan'ı da katacağım zaten kadroya. Bunlara %50'sini verseler okey ya. Barış'ı da yolculayalım. Mert Hakan'ı İspanyol istiyormuş. Şimdi biraz takımı boşalttık, artık gelenlerle başlamamız lazım. Transfer vakti geliyor. Oo, bu adam bayağı iyiymiş ya. Ola aynı. Hem sağ hem sol oynayabiliyordu. Hıza baksana. Mevki olarak ihtiyacım olan oyuncu değil. Yoksa takip listesine muhakkak ekliyorum. Deniz Gayger. Derin oyun kurucu oynayabiliyor. Gayger'e bir bonservis bedeli soralım. İyi oyuncu. İstikrarlı da. Maaşı da çok yüksek değil. Da takip listesini alıyorum. Mido'yu. İptal. Cristian Alvarez kaleci, 36 yaşında. Geç. Brodaric'i geç. Tonoyu geç. Radamel Falcao mu? Falcao'yu geç. Diego Lopez. Brezilyalı Sailors'ta, Singapur'da oynuyormuş. Lan Singapur'daki oyuncuyu nereden buldunuz ya? Hayır, adamın şeyi de iyi. Statları da iyi, baksana. Burada gerçekten 3 yıldız mı oynuyor ya adam? Şuna bak. Ofansif orta saha solda en iyisi takımın. Merkezde en iyisi. Sağda en iyisi. Bu nasıl bir adam ya? Singapur Ligi'nin Alex'ini mi alıyoruz, bu ne?
Bu adamın piyasa değeri de yok. Bakalım raporuna. Teknik kapasitesi yüksek. Santrfor pozisyon için eğitilebilir. Becerikli, istikrarlı. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Başka ülkeye adapte olabiliyor. Tamam, milli takımda da forma giymesin zaten ya. Teklif yapalım adama. 250'yi de kabul etti takımı. Bu ne? Ya soygun yapıyoruz ya dolandırılıyoruz. Bu nasıl bir adam ya? En kötü bunu 8 numara oynatırım ben. Gelsin. Emmanuel Mammana. Aa, zamanlı Wonderkid'i Mammana. Ne topçuydu ya. Şimdi buralara düşmüş. O da iyi pasörlerdendi. Şeyde kalsın, takip listesinde. Victor Wanyama. Serbest kalıyormuş o da. Wanyama da deli topçudur ha. Savaşçı orta sahada oynar. Mesela temsilcisiyle konuşalım. Maaş talebi çok aslında şey. Bonservis bedelini bir soralım bakalım Wanyama'nın. Şoromudov. Şomurodov pardon. Crystal Palace 2 milyon teklif etmiş. Ya çok harika forvet mi? Değil. Bitiriciliği sorun. Benim çok forvetim değil ya bu Özbek çocuk. İyidir, belki de Allah sahibine bağışlasın. Çok benlik forvet değil. Ben daha forvette bitirici adam arıyorum. Marcos Andrade. Bu da 13 bitiricilik bir forvet, hayatta para vermem ben. Jack Bale da yok. 20 yaşında kaleci. Maksimum oyuncu lisans çıkartma kuralı için kontenjan dolduracak. O yüzden takip listesine kalsın bu çocuk da. Nervo bak, bu iyi stoper. Pasör de oynayabiliyor. Bu çocuk iyi stopermiş. Seçenekleri değerlendiriyormuş o da. Abi defansta sıkıntı çıkarsa bu çocuğa da gidilebilir. Ayrıca piyasa değeri, maaşı falan hiçbir şey ya. Yani Atilla Salay satılıp bu adam alınabilir. Henrique Dourado. Penaltı kullanmaya bak. Adam penaltı canavarı. O takip listesinde kalsın. Sağ bek Dominguez. Yaş 34 onda da. Zizou. Bu da Mısır'ın Zidane'ı herhalde. Sağ sol oynayabiliyor. Bunda bedeli çok yüksek. Böyle bir bedel şu an çıkılamaz benden. Roland Salah zaten takip listesinde. Norjeland'ın gülü. Bu çocuğu çok görüyorum zaten şeyde. Piyasa değeri de düşük. Ama benim kariyerde almayacağım. Zaten birçok kariyerde görüyorsunuz bu çocuğu. O zaman bir de bende görmenize gerek yok. Loic Nego'yu bilirsiniz. Çok da severim. Severek de oynatırım. Piyasa değeri de düşüktür. Ha, ben o sayım var benim orada. O yüzden ihtiyaç duymayacağım. Nainggolan. Delinin özü oğlu. Da yaş ilerledi iyice. Ve ben de patlasın istemiyorum. Marvin Zegalar. Solda bir sıkıntımız yok ya. Josip Brekalo'ya da bakalım. Brekalo iyi topçu. Brekalo'nun biraz daha golcüsü lazım bize. Bu da takip listesine ekleyelim. Güzel. Buraları bitirdik. Şurayı bir temizleyelim. Buraya diyelim ki transfer durumu listede olanları bir çıksın meydana. Bir de sıcak bakanları ekleyelim. Aslında Sansun'u çekmek var da. Hangi? Param da aslında yetiyor gibi ya. 21,5. Parayı bastırıp alınır mı? Bütün parayı tek oyuncuya çıkmam, yoksa iyi transfer olurdu. Felix Paslak da burada. Daha değişik oyuncular da düşmeye başlar. Şu bir de sıcak bakanlar olmasa daha iyileri gelecek de aralara. Mesela Oliver'e baksana. Acayip adam. Roma istiyor. Ya kiralık şey yapmazlar mı ya? Zorunlu satın alma koyuyorlar. Ya hayır, oyuncuyu satsa oyuncuyu da alırım ben. Transfer olmayı istemiyor oyuncu. Kiralık listesinde kimler var? Kaleci Burki var. Gidelim bakalım. Transfer dedikodusu basına sızmış. Diego Lopez için teklif kabul edilmiş. Görüşmeye başlıyorum. Branko'dan bir sözleşme önermesini istedim. 2 artı 1 yıllık öneriyor Branko. Yabancı kulüpler için serbest kalma bedelini bir kere unut. Pazarlıktan çıkartalım onu. 28. 3 yıllık atabilirsin ya. Temsilci komisyonunda bir 150 yapalım senin. Sen uzaklara uçma. Süper Lig şampiyonluğunu da
150 yapıyorum. 40.000 de imza parası veriyorum sana. Gel buraları yıkalım beraber Diego Lopez kardeşim. Singapur'un gülü. Gel buraları bak. İyi de zam yaptım sana. Sağda oynuyorsun, merkezde oynuyorsun. Bir buraları yıkalım seninle. Pedro'da da gıda zehirlenmesi olmuş. Ve ilk transferimiz hayırlı olsun. Enes Ünal'ı 5-25'e kadroya katıyoruz. Güzel. Yerli forvet o hattımıza Enes Ünal girdi. Antrenman kampına ekliyorum. Oyuncu lisans kaydında. Yapıyorum hemen. Altay da karşılasın. Wanyama'nın reddetmişler. 1,5 değil de sanki. Wanyama'ya sonrasında şey yapacağım. Bir Budimir'i darlayayım da ben. Ante Budimir için bir daha bir teklif yapacağım. Şöyle bir Budimir'e ondan aşağı inmiyorlar ya. 1,5. 1,5 fazla. 50 maça çıktıktan sonra. Şurayı da 4,5 yapıyorum. 8'e anlaşalım. Güzel. Budimir'le de forvet hattını takviyeler. Budimir, Valencia, Batshuayi, Enes Ünal yaparım. Pedro'yu 10 numarada da oynatabilirim. Serdar Dursun'u da yollarım. Eğer Budimir gelirse. Gerçi Serdar'la o ikisini de rotasyonda sokabilirim. Bakalım elimizde yeter ki forvet hattında alternatifimiz olsun. Önemli olan o. Görüşmelere başla. 2,61 istiyor. Onu biraz indirmemiz gerekecek. Çünkü Budimir bildiğim kadarıyla 619 alıyorsun. Bana mı şeyin? Bir kere şu 2'ye bir insin. Şunları da birer arttıralım. Şöyle bir önerelim. Şunu bir indiriyorum. Bunu çoğaltıyorum sana. Şunun zaten anlamı yok. 10 gol atarsan 240 almanın. Onu bari 15 yap da herkes rahatlasın. Şöyle veriyorum. Bunu hiçbir şekilde düşürmeyecek belli oldu. Seyyanen de 100 bin veriyorum bak. Şöyle bir çıkalım seninle. Bu iki hiç dokunmuyor adam. Burayı imza parasını çoğaltıyorum. Hala 2-4. Taktı kafayı 2-4'e ya. Şunu 200 yapıyorum artık. 2 milyondan. Budimir'i de istiyorum çünkü. Batshuayi'ye hiç güvenemiyorum ya. Ve çok para alıyor. Pedro'yu zaten 10 numara alternatifi düşünüyorum. Geriye bir tek Valencia ile Serdar Dursun kalıyor. Enes Ünal çift forvet planım var. Çift forvete döndürebilirim bu takımdan. İkinci bir taktik olarak. Öyle bir planım var. Bakalım ne kadar gerçekleştirebileceğim bakacağım tabii. O da şöyle. İki oyuncuyu götürüp bir de böyle bir ekip planım var. Bunların hepsi tabii ki kağıt üstünde planlar. Ama iki kaliteli forvetin muhakkak olması lazım. Valencia zaten var. Valencia, Budimir, Enes Ünal üçlüsü beni götürebilecek seviyede. Serdar Dursun çok sıkıntı yapacağını düşünmüyorum maaş sebebiyle yedekte durmaktan. Zaten rotasyon oyuncusu. Ama Barış'ı kiralık göndermek gerekecek. Bakalım. Valencia'yı aslında kanada da değiştirebilirim. Kanat forvet oynatabilirim. Veya solda oynatabilirim. Böyle bir sisteme de gidebiliriz. Deniz Kaygerdi 8 istiyorlar. Yok. 8 çok. Türkçe kursuna gönderiyorum. Pedro düz koşulara başlamış. Cruze de Brighton'a gitmiş. Budimir geliyor. Güzel. İkinci forvetimizi de alıyoruz. 7 milyon bir bedel olacak. Budimir de benim Mitro benzeri golcüm olacak bu sene. 1,90'lık boyu 75 kilosuyla Hırvat Budimir. Bence tam bizim ligin forveti. Neler yapabileceğini merakla bekliyorum. Bakalım. Yani İspanya'da yaptı. São Paulo'da, Hamburg şehrinde yaptı. Bence bizde de yapacak Budimir. Kamp kadrosuna hızlandırılmış kaydını da yapıyorum. Lisans kaydını da çıkartıyorum. Valencia'dan da karşılama bekliyorum Budimir'i. Ve Kaan Ayhan da geliyor. Çok güzel. 3 yeni transfer. 4 de Kaan'a verdim. Onu da hemen kayıtlarını yapıyorum. Altay da karşılasın. 3 yeni transfer. İkisi Türk. Budimir de forvet hattında bizi ileriye taşıyacaktır. Basın toplantısında yapıyorum.
Jean-Pierre Samé'nin raporu gelmiş. Bizdeki forvetlerin yanında hiçbir şey. Budimir zaten en iyi forvet rolüne büründü. Ante Budimir'i penaltıya ekledim. Taider bizim olmadı. Leno yedek kaleci olarak aslında alınabilir. 21 yaş altından. Keşke İrfan Can'ı geri yollayabilsem bu yüzden. Kiralama iptal yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Yapabilsem onu yollar alırdım. Emre Tezgel inanılmaz oyuncu da bize düşmeyecektir. Yani Emre'yi almak istesek bile muhtemelen temsilcisi istemeyecektir. Aynen öyle. Ve Diego Lopez de geliyor. Güzel. Bu bölüm için bunu beklemiştim. Singapur'un Alex'ini de alıyoruz. İnanılmaz bir oyuncu aldık ya. Kalite acayip arttı bir anda önde. Güzel. Mali durumda maaş bütçesini biraz zorladık ama elimizde hala transfer bütçesi var. Çok temiz bir oyuncu aldık. Hızlandırılmış dil kursu. Diego Lopez'i de buraya kaydediyorum. 6 aydan da karşılatıyorum. Kadro belirlenmesine de yetiştiler. Gelecek sezon forma giyecek oyuncuların listesi en fazla 17 yabancı. Milli takım anakadrosu veya U21 seviyesinde en az 3 kez forma giymiş olan 21 yaş üstü en fazla 14 yabancı. 25 oyuncu arasında en fazla 13 yabancı oyuncu. Tamam. Otomatik seçimi yapıyorum. Lemos dışarıda kalıyor. Buruma zaten oynayamıyor. Onun için diğer tüm şeyleri zaten fazlasıyla karşılıyoruz. Onda sorun yok. Bu şekilde yolluyorum. Ve kadro planlaması değil. Bir dakika. Şöyle baktığımda. Kadro planlamasında kalede zaten Altay İrfan Can rahatça oynayabiliyor. Solda Alioski var. Luan Perez geçer. Ferdi geçer. Osayi geçer. Yine sağ Ferdi geçer. Kaan Ayhan'ı buraya da takviye yaptık. Osayi'ye bir şey olsa Kaan da oynuyor. Luan, Atilla, Gustavo, Serdar, Kaan bu hattı rotasyona alıyor. Burada Crespo var. Arroyo var. Ferdi var. Mert Hakan var. İsmail Lincoln yine oynar. İrfan Can'ı çekeriz oynar. 10 numarada Lincoln var, Pedro var, İrfan Can var. Solda Lincoln var. Diego Lopez bu her yere 4 rolüyle girdi. İrfan yine burada, Lopez burada. Forvet'te desen alternatifimiz bol. Yani Budimir de oynayabiliyor şimdi. Budimir fark yaratacak. Enes Ünal da var. Valencia da var. Batshuayi satabilsem anında satarım. Yani inanılmaz bir ekip kurduk ve artık ön elemelere de hazırız. Ön elemelerde bakalım. Rakip kim olacak onu da merakla bekliyorum. İsterseniz rakip belli olsun öyle bitirelim bu bölümü. En azından kimle oynayacağımızı bilelim. Şöyle bakıyorum. Oyuncu kadrosu belirleniyor. Otomatik seçim deyip seçilmeyenlere bakacağım. Arda'yı seçmeye gerek yok. Serdar Dursun'u almamış. Gustavo Henrique'yi almamış. Neden? En az 4 tane 3 yıl Fenerbahçe'de oynamış oyuncu. Kimi çıkartıp Gustavo Henrique'yi alabiliriz? Gustavo Henrique'ye ihtiyacım var çünkü. Şöyle bakıyorum. Birini bence yememiz lazım. Yiyebileceğimiz çok da seçenek yok. Ama Gustavo Henrique de gerekecek. Özellikle stoperde. Gerçi Kaan Ayhan da var şimdi orada da. Gustavo Henrique'yi çok da yiyesim yok. Bana kalırsa bunca forvetin içinden ben Batshuayi'yi dışarıda bırakıp Gustavo Henrique'yi koymayı tercih ederim. Yani oynayabilecek 3 forvetimi daha ön planda tutuyorum. Serdar Dursun olmasa da olur. İsmail Yüksel'i de ligde kullanacağım. Gustavo'yu tutacağım ya. Gustavo kalsın. Batshuayi'den özür dileyelim. Şu eşleşmelerde belli olsun. Stat görevlisi de onaylayalım. Dinamo Kiev gözlemci raporu diyor. Champions League'de aynen. Fikstüre bakıyorum. Dinamo Kiev'i çektik. Çok güzel. Kura çekimini izle diyorum. Hızı çarpı 3 yapıyorum. Kura çekimine başla diyorum. Monaco. Monaco'landık hemen. Kiev'e geçersek Monaco ile oynayacağız. Güzel. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz ya. Monaco'ya çok bize eleyecek takım gözüyle bakmıyorum. Geçeriz Kiev'i. Sonra Monaco'yu da geçeriz. Ondan sonraki turda bizim Şampiyonlar Ligi serüvenimizi belirler diyeyim ve ilk bölümün sonuna geleyim. İlk bölümde transfere doyurdum bence sizi. Enes Ünal, Kaan Ayhan, Budimir ve Singapur'un Alex'ini aldık. Singapur'un Alex'i Diego Lopez de bizimle. Neler yapacak çok merak ediyorum. Büyük merak ediyorum. Evet, kayıt ne güzel donmuş ama. Ya oyunun heyecanından, ilk bölümünde heyecanı anlamamışım. Render'dayız. Baktım belli bir yerden sonra duruyorum abi.
Oyunda oynadık, sevdedik o kadar. Hazır çekmişken tekrardan başa sarmak, tekrardan sanki transferleri yapmamışım gibi sahte bir heyecanla size anlatmayı istemedim. Bence en samimi yolu bu. Dedim bir 5-6 dakika beni idare ederler orada. Sağ olun şimdiden edenler için, videoyu buraya kadar devam ettirenler için. İlk defa karşınıza çıktıysam eğer beğenip abone olabilirsiniz. Çünkü hikaye devam edecek. Bence iyi yoldayız. Zaysi ve Rossi iyi bedellere sattık. Kaan Ayhan ve Enes Ünal gibi iki tane yerli oyuncu aldık. Döndük. Diego Lopez'i aldık. Singapur'un Alex'i. Ve Budimir gibi Mitrovic'in paramızın yetmediği bir senaryoda fakir Mitrovic'in aldık. Bakalım yeni sezonda bizi neler bekliyor. Öncekiye sonra Monaco'yu geçtikten sonra bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğiz mi göreceğiz. Dostlar ilk bölüme tekrardan hoş geldiniz. 3-4 yıldır süren artık klasikleşen FM serimizde yeniden bir arada olmaktan çok mutluyum. Benim diğer programları da çok seviyorum ama FM kendim bulduğum yer, sizle de sohbet ettiğim yer. O yüzden bu programın bende yeri ayrı. Umarım sizde de ayrıdır. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.